Evet, tekrar hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Ben aslında sohbete şöyle başlamak istiyorum. Doğal tarım deyince aslında Zen felsefesinden, doğal tarımın çok beslendiğini görüyorum okuduklarım ve izlediklerimden. Hatta seninle dünkü sohbetimizde de aslında o felsefenin doğal tarım oluşturduğundan da bahsetmiştin, değinmiştin. Ve doğal tarım yapan çiftçilerin röportajlarını gördüğümde böyle hep daha huzurlu olduklarından, daha keyifli yaşadıklarından bahsediyorlar. Ve Zen'in kavramlarına baktığımda da doğal tarımla örtüşen bu sadelik, yani aslında İngilizce'de simplicity diyorlar. Lütfen düzelt konuşmada bu arada yanlışım olursa. O emptiness, o boşluktan bahsediyorlar. Sadelikten, doğanın o muhteşem uyumundan ve bolluğundan söz ediyorlar. Ve hatta çok sevdiğim bir sözü paylaşmak istiyorum. Şöyle söz notlarıma da baktığımda, bu muhteşem dünyada aslında uzak ya da yakın yok. Bu muazzam mavi gökyüzünde küçük ya da büyük diye bir tanım da yok diyor. Aslında bu böyle o felsefenin özünü çok anlattığını düşünüyorum. Zen'in ve doğal tarımın felsefesini. Evet, yani özünde doğal tarımı zaten hani sadece bir tarım olmanın ötesine geçiren şey de hani Fukuoka'nın insanlara hediye ettiği bu okyanus gibi felsefesi diyelim. Hani doğal tarımın uygulamalarının arkasındaki şey bu felsefesidir ki çok derin bir felsefeden bahsediyor Fukuoka zaten. Gerçekten hani aydınlanmış bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Hatta böyle bir insanın dünyaya çok sık gelmediğini de zaten hepimiz biliyoruz sanırım. Belki öyle her 500 yılda, 1000 yılda bir gelen bir insan. Budizm'den, Zen'den çok fazla beslendiği doğrudur Fukuoka'nın. Zaten geldiği, doğduğu, büyüdüğü kültürün gereği de hani özünde bunun içten içe gelen bir şey olduğunu zaten biliyoruz. Fakat tam anlamıyla bir Budist de denemez Fukuoka için. Yani Panos'un söylediklerine göre dönem dönem İncil'den açıp birkaç sayfa okurmuş, birkaç sayfa Kur'an'dan açıp okuduğu, Tevrat'tan okuduğu ya da Buda'nın öğretilerini, Budist öğretilerini okuduğu olurmuş Fukuoka'nın. Ama böyle oturup uzun süreli bir okuma, kitap okuma gibi değil de böyle birkaç sayfa karıştırıp daha sonra o zihnine tohum saçmak diyelim yani. Hani oradaki birkaç sayfada zihne doğru inputları bırakıp bunların, bu düşüncelerin nasıl geliştiğini, ne yöne doğru evrildiğini kendisi de bu şekilde gözlemleyip bugün doğal tarım dediğimiz noktaya varmıştır Foucault. Evet. Yani farklı kültürlerden hep beslenmiş o zaman gördüğüm Evet. kadarıyla. Ata'nın çok güzel bir sözü var. Aslında yani mesele insanın kendini işlemesi yani özünde ve aslında yani doğal tarım yapan çiftçilerin de hep alanda oldukları, o işledikleri alanla temas içinde oldukları, çiftliklerinde yaşadıklarını gözlemledim. Hani bir dönem gidip de gelme gibi bir şey yok. Oradalar, yaşıyorlar, tüm süreci, o hasadı sessizliğiyle yaşadıklarından bahsediyorlar. Aslında benim merakım hani senin doğal tarım yaptığından beri bu referanslarla da belki örneklendirebilirsin. Düşüncelerinde ve alışkanlıklarında nasıl değişimler oldu? Yani doğal tarım seni bu konuştuğumuz şekilde bir dönüşüm yaşattı mı sana? Şimdi en büyük etkisi hani genel anlamıyla doğal tarım çiftçilerinden başlayalım istersen. Olur. Şimdi bir çiftliğe girdiğiniz zaman aslında gördüğünüz şey karşı yani bir doğal tarım çiftliğinde monokültür yapılan kimyasal tarım uygulanan bir fabrikaya benzer çiftlikten bahsetmiyorum. Bir doğal tarım çiftliğine girdiğiniz zaman aslında gördüğünüz şey sizin kişinin ya da çiftçinin kendi yansımasından ibaret. Yani kendinizi çok iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Bugün bahçeye girip şurada kenardaki bir otun beni rahatsız ettiğini
fark ediyorsam bu Ot'un sorunu değil tabii ki. Benim içimde bir şeylerin yanlış olduğunu, bir şeylerin yolunda gitmediğini görebiliyorum. Veya böyle hırslı bir şekilde ağaçların ölü dallarını keserken yakalıyorsam kendimi, yine durup bir şeylerin yanlış olduğunu ve bunun benim içimde olduğunu böyle kendimi yakaladığım anlar oluyor dönem dönem. En büyük etkisi bu diyebilirim. Yani hani bir çiftliğe girdiğiniz zaman aslında karşınızda sizden bağımsız bir çiftlik yok. İnsanın kendini gözlemleyebileceği, sürekli olarak kendini gözlemleyebileceği ve sürekli değişim halinde olan bir çiftlikten bahsediyoruz. Bunun etkisi gerçekten hani kişinin kendini tanıması, her gün sınırsız ihtimaller dahilinde olan her şeyi bu şekilde gözlemlemesi büyük bir hediye. Kesinlikle. Tabii bunu her an yapabilmek, hani doğal tarım çiftçisi dediğimiz şey sanırım bunu her an yapabilen çiftçiler. Tabii ki dönem dönem hani bunu Panos'ta da gözlemleyebilmek benim için en büyük, gözlemleyerek öğrenmek diyelim. Hani onun söyledikleri değil de yaşayış şeklini izleyerek görebilmek en büyük öğreti oldu. Kesinlikle. Bu arada sesi açık olanlar sesini kapayabilirse çok sevinirim. Teşekkürler. Bir yandan ben kabul ediyorum. Gelenler var. Evet. Yani aslında alışkanlıklarını da bir noktada çok aslında değiştirmen gereken bir süreçten bahsediyoruz. Yani belki o hani dedin ya bir dalı hani budamaya gitme isteği. Yani hani bu takım şeylerde zorlandın mı bunları kavrarken ve alırken bu pratikleri? Az önce hani orada bir çünkü zorlanmadan da bahsettin. Buradaki en büyük yardım diyelim, hani en büyük yol göstericiler Fukuoka'nın yanında kalan insanlar oldu benim için. Hani tek başıma bu yola girmiş olsaydım zaten bu yolun varlığının bile farkında değildim. Tarım yapmak hiç çok uzaktan yakından alakam olan bir şey değildi. Fakat hani doğal tarım çiftçileriyle tanışıp hani onların yaşayış şekillerini ve onların attığı adımları görmek çok ciddi bir deneyim oldu. Hani onların deneyimlerini direkt gözlemleme şansım oldu. Ve bunun etkisi gerçekten büyük. Hani onlar olmasaydı bu kadar rahat kendime bir doğal tarım çiftçisi diyemezdim herhalde. Bu gözlemleri yapmamış olsaydım bu insanlardan bu sıfatı kullanmazdım muhtemelen. Zor veya kolay kişiden kişiye göre değişen bir durum sanırım. Hani o an kişinin gerçekten hazır olup olmaması, doğru zamanın gelip gelmediği gibi birçok etken faktörler var. Fakat yol bu. Yani kimine göre çok kolay olabilir, kimine göre çok zor olabilir, kimine göre normal olabilir. Fakat yol bu. Evet, evet. İyi ki yola çıkmışsın ki sen de bize bunları aktarıyorsun. Evet. Bir diğer konu da kafama takılan, yani izlediğimde gördüğümde böyle doğal tarımın prensiplerinden aslında prensiplerini görmüş oldum. Yani örneğin işte toprağın sürülmemesi, var olan her bir canlının kıymetli olduğu, yani aslında o tarımda bildiğimiz o zararlılar ve bunları nasıl uzaklaştırmalıyız da hiçbir alakası olmadığını, aslında doğal tarımın böceklerin düşman olmadığını, işi doğaya bırakmamız gerektiğini, bunlardan bahsettiğini gördüm. Belki biraz bunlara değinebiliriz ve bunun çerçevesinde de şey konuşabiliriz. Doğal tarımda müdahale etmemenin sınırı nedir? Çok güzel bir noktaya değindin. Hani birçok kez insanlar hiçbir şey yapmama tarımı deyince gerçekten hiçbir şey yapmadığımızı zannediyor. Hakikaten tarlayı terk ettiğimizi, hatta gitmediğimizi, çiftliğe ziyarete gelen insanlar soruyorlar bazen. Hani siz çiftlikte ne yapıyorsunuz, yani gerçekten hiçbir şey yapmıyorsanız neden buradasınız gibi sorular da geliyor. Şimdi öncelikle hiçbir şey... Sondan başlayalım istersen sorunun cevabına. Olur. Hiçbir şey yapmama noktasını günümüz koşullarında şöyle
değerlendirebiliriz. Hani günümüz koşullarındaki toprak için konuşacak olursak. Bir çocuk yetiştirmek gibi düşünün veya hasta birinin iyileşme süreci gibi düşünün. Hani ne kadar bu çocuk yetiştiği zaman veya hasta kişi iyileştiği zaman kendi hayatını kendi başına sürdürebilir bir noktaya gelecektir zaten. Fakat şu an o noktada değiliz. Hani bir şeyler yaparak hiçbir şey yapmama noktasına, her gün o yaptığımız bir şeyi bırakarak hiçbir şey yapmama noktasına doğru gidiyoruz. Yani bugün geldiğim bir tarlada gerçekten hiçbir şey yapmadan sadece tohum topları saçarak bir sene sonra veya 6 ay sonra çok ciddi bir hasat beklemek gerçekçi değil. Hani böyle bir şey söz konusu bile değil. Hani zaman gerekiyor, toprağın iyileşmesi gerekiyor, toprağın uyanması gerekiyor. Bu noktaya getirmeseydik, yani ormanları kesmeseydik, toprağı zehirlemeseydik bunlara gerek olmayacaktı. Muhtemelen sadece tohumu atıp, hatta tohumu atmaya bile gerek kalmayacaktı. Yani sadece toplayarak doğadan yaşayabileceğimiz bir dünya vardı. Fakat ne yazık ki biz bu noktaya getirdik. Ve geldiğimiz noktada artık toprağı iyileştirmemiz gerekiyor. Bundan konuşmamız gerekiyor. Daha sonra hiçbir şey yapmama noktasına ulaşabileceğimizi zaten biliyoruz. Bunun örnekleri var. Gerek Fukuoka'nın çiftliği, gerek Panos'un çiftliği olsun. Başka çiftlikler de var. Yol bu. Fakat hiçbir şey yapmamanın, hiçbir şey yapmamak başlangıç noktamız değil. Bir şeyler yaparak yavaş yavaş ve bu yaptığımız şeylerden her birini, her gün bir kısmını terk ederek hiçbir şey yapmadığımız noktaya geliyoruz. Bunun sınırları nelerdir? Hani şimdi çiftliğe girdiniz, gözünüzün önünde bir fide var. Ağaç fidesi ya da ağaç tohumu, çimlenmiş tohum topundan. Aylardır yağmur yağmamış. Belli ki acı çekiyor. Yani su vermemiz gerekiyor. Yoksa muhtemelen hayatını devam edemeyecek. Hani bu noktada ben hiçbir şey yapmıyorum deyip yanından geçip gitmek mümkün değil. Yani hani bir çocuğu geliştirirken ne kadar hiçbir şey yapmıyorsanız, bir doğal tarım çiftliğini kurarken de bunun sınırlarında benzer diyebiliriz yani. Hani toprak iyileşene kadar mümkün olan her türlü iyi şeyi, parantez içinde, iyi adımları atmamız gerekiyor. Güzel bir noktaya da geldik. Hani toprak iyileştirmeyle ilgili de konuşalım istersen. Çünkü farklı metotlar görüyoruz hani permakültürde de. Örneğin işte kompost yapma, onun da çeşitleri var. Soğuk kompost, sıcak kompost, bakış kompostu, malçlama yapılıyor keza. Yani doğal tarımda bir toprağı iyileştirme süreci nasıl gerçekleşiyor? Onu konuşabiliriz. Hatta aslında benim bir diğer sorum da bahsetmiştim sana, bir arazi var tohum topu yapmak, saçmak istediğim bir yer ama arazinin toprak yüzeyi böyle çok katı, senin dediğin tabirle hani çatlamış ve böyle çok seyrek ağaçlanma ve bitkiler var. Mesela hani örnek verirsek nasıl başlamak gerekiyor? Yani belki birçok insan aslında bu metotla değil mi mahallesini güzelleştirse, yani boş bırakmasa, orada böyle ufak dokunuşlarla belki çok güzel geri dönüşler alabilir. Belki bir soru vardır diğerlerimizin aklında da. Nasıl iyileştiriyoruz? Nasıl başlarız? Yani böyle bir alanda. Şimdi burada iki, yani birkaç farklı yol seçebilirsin. Hani bunun adı permakültür olabilir, biyodinamik tarım olabilir, doğal tarım olabilir. Hani daha doğal tarım uygulamalarına girip sadece tohum topu yaparak başka hiçbir şey yapmadığın adımları da atabilirsin. Bu yol biraz daha uzun sürecektir muhtemelen. Bahsettiğimiz sebeplerden ötürü. Toprağın artık hasta olduğundan ve iyileşmesi gerektiğinden ötürü kaynaklanıyor bu durum. Veya doğal birkaç uygulama yapabilirsin. Mümkün olduğunca az müdahale ederek. Toprağa hiç dokunmamanı tavsiye ederim. Toprağa dokunduğun anda muhtemelen toprağın altındaki tohumlar tekrar yüzeye çıkacaktır. Yani sen oradaki 5-10 tane yabani otu ayıkladığını düşünürken aslında 50-60 tane yabani ot tohumu saçılmış olacaktır. Mümkün olduğunca toprağa dokunmamak en iyisi. Bu başlangıç noktasında eğer mümkünse mesela kompost, ulaşabileceğin kompost varsa veya çevrendeki komşu çiftçilerden birisi hayvanları varsa ve doğal besinlerle besleniyorsa bunu alabilirsin.
biraz gübre kullanabilirsin. Veya ormana gidip ormandan biraz toprak alabilirsin, ödünç alabilirsin. Almak demeyelim de ödünç almak diyelim. Bir gün geri götürmek kaydıyla. Ve ardından tohum toplarıyla tohumlayarak 3-4 sene boyunca bu adımları devam ettirerek tohum topları saçabilirsin. Ve bir noktada da hakikaten sadece saçtığın tohum toplarından çimlenen besin gıdaların, bitkilerin gıdaya döndüğünü ve bunu yiyebildiğini fark edeceksin. Yalnız bir günde olan bir şey değil, biraz zaman gerekiyor. Evet. Ve sabır gerekiyor. Kesinlikle. Peki aldığımız diyelim ki kompostura gübreyi toprağın iç müdahalesi bir şekilde yüzeyine seriyoruz değil mi? Orada bir toprakla karışmasını aslında kendisinin izin veriyoruz, bırakıyoruz. Şimdi mesela genelde şöyle yaparlar. Şöyle iki noktada ilerleyelim. Kompost veya gübre kullanmak istemeyen insanlar direkt malçılarlar toprağı. Bu şekildeki bir toprağı. Fakat yani malçın altında çöl varsa yine yani malçı koyduktan sonra da çöl olmaya devam edecek. Yani bu bir çözüm değil. Malç belki bir noktaya kadar işte toprağın direkt güneş ışınlarına maruz kalmasını engeller. Kışın rüzgarları toprağı kurutmasını engeller. Birçok faydası vardır. Fakat çözüm değildir. Yani tek başına çözüm malçlamak olsaydı çölü malçlardık. Birkaç sene sonra karşımıza bir orman çıkardı. Çözüm tohum saçmak, tohum topları saçmak. İlla malçlamak istiyorsanız tohum topları saçıp ardından tekrar malçlayabilirsiniz. Gübre veya kompost kullanacaksınız. Şunu öncelikle aklımızda tutmamız gerekiyor ki çok sürdürülebilir bir şey değildir. Sürekli gübre kullanmak veya sürekli kompost kullanmak veya sürekli ormandan gidip toprak ödünç almak. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, eğer herkes bunu kullanmış olsaydı, herkes gübre kullansa bu hayvanların beslendiği alanları çölleştirirken yani burada belki bir dönüm alanı verimleştirip tekrar hayata döndürmek için diğer tarafta 10 dönüm toprağı çölleştiriyoruz demektir. Eğer büyükbaş hayvan gübresi kullanıyorsanız. Keza ormanlar içinde herkes ormana gidip biraz toprak alsaydı kendi bahçesine getirmek için bir noktada orman toprakları verimsizleşecektir. Bu da çözüm değil ve bunun da ötesinde hani sadece dışarıdan getirmenin de ötesinde tamamen sürdürülebilir bir şekilde bile dışarıdan getiriyor olsanız dahi hani toprağı bir şehir gibi düşünebilirsiniz aslında ve bu şehirde her farklı gruptan insanlar vardır mesela kimisi fırıncılar vardır ekmek yaparlar çiftçiler vardır üretim yaparlar işte doktorlar mühendisler ve hepsi teoride bu topluluğa, bu şehire hizmet eder. Fakat siz her gün dışarıdan bu şehire ekmek getirirseniz ne olur? Bir noktada fırıncılar artık ekmek üretmeyi bırakır. Tabii, evet. Herkes oturur, ekmek alır yani, değil mi? Şu an bizim ülkemizde olan şey, hani genel anlamıyla tarıma baktığımızda. Aynen öyle. Toprak için de aslında aynı şey geçerli. Yani siz sürekli dışarıdan gübre veya organik madde getiriyorsanız toprağın bunu işleyebileceği belirli bakterileri, belirli solucanları ve canlıları toprakta işlevsizleşecektir. Görevleri kalmayacaktır. Hani çözüm bu değil. Hani süreci stimüle etmek için başta belki böyle hafifçe dokunup hani işte bu hani senin yaratman gereken veya toprağın oluşturması gereken şey bu deyip hafifçe bir organik madde kullanılabilir. Kanatlı hayvan gübresi çok daha faydalıdır. En azından çölleştirmez diğer bölgeleri. Toprağın yüzeyine hafifçe serip ardından direkt tohum topu saçarak başlayabilirsiniz. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece gübrenin eğer gübre kullanıyorsanız veya kompostsa yeteri kadar olgunlaşmış olduğundan emin olmamız gerekiyor. Peki. Onun dışında... Pardon bir şey dedim. Buyurun. Yok lütfen. Aslında o zaman mesela kompostu evde yapmaya yani çiftliğinde mesela kompost yapıyor musun? Kullanmıyorsunuzdur muhtemelen hani siz ama bu uygulamaya nasıl bakıyorsun? Ve hani az önce konuştuğumuz gibi o çok sürdürülebilir olmayacak ya sürekli hani gübreli bir toprak almak hani. Onu evde yapıp da uygulayabilirler mi?
Biz uygulamıyoruz. Yani Panos yapmıyordu. Yalnız Fukuoka da kendi kompostunu yapmıyordu. Zaten yapmamıza da gerek yok. Yani direkt bunu komposta dönüştürüyor. Fakat yine Fukuoka'nın yanında kalıp kendi çiftliklerini kuran ve kompost yapan bir sürü insanla da tanıştım. Hani burada bu tamamen kişinin, çiftçinin kendi kararı diyebiliriz. Siz doğaya zarar vermediğiniz sürece veya kendi toprağınızı tekrar hayata döndürmek için başka bir alandaki toprağı verimsizleştirmediğiniz sürece bu adımları atmanızda bir sakıncası yok. Yani bu çiftçinin kendi vereceği bir karardır. Hani böyle bir imkanınız varsa atıyor, bir topluluk halinde yaşıyorsunuzdur. Mesela bir komünitedir. Ve çok ciddi atık çıkıyordur. Mutfak atıkları, organik atıklar. Bence kompost yapılabilir. Hatta güzel bir şeydir bu noktada kompost yapmak. Evet, tam da evet bu yüzden aslında sormuştum hani böyle sen hani orada ne yapıyorsun? Evet, kalabalıksa değil mi bir noktada kazandırmak tercih tabii ki de iyi olabilir. Zaten o kadar doğal olarak gelişiyor ki bu süreç. Yani hani bir kompost yeri yapmanıza dahi gerek yok. Yani her gün mutfaktan çıkan sebze veya meyve gıda atıklarını aynı yere atsanız dahi 6-7 ay sonra orada kendiliğinden kompost oluşuyor. Gidip alıp tekrar uygulayabiliyorsunuz istediğiniz sebze yatağına veya ağaçlarınıza. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel devam ediyor sohbetimiz. Ama bir timer çıktı. Sanırım ücretsiz kullanıyoruz şu anda bu Zoom'u. Doğru mu? Bengünür. Yani sınırsız değil. Bir saat konuşma hakkı veriyor ya normalde Zoom. O yüzden burada 9 dakika kalmış gözüküyor. Ha, devam edebiliriz. Ciddiye almıyorum o zaman Gülden Hanım o şeyi. Timer'ı. Daha önce ettiniz. Tamam, o zaman devam ediyoruz. Süper. Evet, o zaman buradan şey geçebiliriz. Doğal tarımın geleneksel tarımla permakültürle bu kavramlarla dirsek temasında bulunduğu noktalar var mı? Yani zaten ayrıştığı noktaları az çok konuşmuş olduk. Tarım noktasında çok benzer şeyleri var tabii. Hani özünde permakültürde olsun, diğer tarım yöntemleri olsun, onarıcı tarım, biyodinamik tarım, doğal tarım. Hepsi toprağı iyileştirme üzerine kurulu sistemlerdir. Sadece tarım boyutunu ele alırsak. Hepsinin yolu güzeldir gerçekten. Sürdürülebilir toprak yapısı oluşturur. Bir noktada gerçekten toprağın kendi kendine devinim haline girebileceği bir organizmaya doğru ilerlersiniz. Fakat ayrıştıkları en temel nokta insanın içinde ayrışıyor sanırım. Bunun sebebi de doğal tarımda tam bir teslimiyet hali mevcuttur. Hani işte domatesin yanına kadife çiçeği ekmezsiniz de, hatta böyle şeyler düşünmenize bile gerek yoktur. Yani tohumları karıştırıp saçarsınız. Doğa kendisi seçer neyin nerede çıkması gerektiğini. İnsan bilgisi değersiz midir? Elbette değildir ama gerek yok. Yani hani bütün bunları kişi bundan hoşlanıyorsa, bu hoşuna gidiyorsa, bu şekilde bu yola daha yakın hissediyorsa kendini tabii ki bunu da seçebilir. Yani hani birçok insan var ve gerçekten bilmek istiyorlar. Ben bunu, bu bitkiyi bunun yanına ektiğim zaman şu olacak, bu olacak, şu kadar mesafe koymalıyım aralarına. Kardeş gibi bitkiler yapayım ya da işte spiral yaparsam daha sistem birbirini destekler gibi şeyler de var ya permakültürde. Evet. Bu vardır fakat hepsi aslında insan perspektifinden olaya yaklaşım sonucu çıkan bilgilerdir veya deneyimlerdir diyelim. Hani belki o bitkinin orada olması o an için fayda sağlıyor olabilir. Fakat hani onun, o bitkinin orada doğup ölüp tekrar kendi tohumunu saçıp tekrar bir döngüyle gelmesi ve hani o kadar kompleks bir yapı var ki doğanın içerisinde, bu insan zihninin anlayabileceği bir şey değil zaten. Hani bunu bu kadar basite indirgemek, işte onun yanına bunu ek, kardeş bitkilere ekelim. O an için çalışıyor olabilir, doğru olabilir. Belki birkaç sene boyunca da işleyecek olabilir bu yöntem. Fakat her şey değişiyor. Yani iklimler değişiyor, hayat değişiyor. Kuzey kutbu, güney kutbu olmuşken iki bitkinin
sürekli kardeş olabileceğini söylemek... Nasıl mümkün? Değil mi? Tam da onu diyecektim. Yani çünkü her arazinin hani iklimi farklı, eğimi farklı değil mi? Yani koşulları çok farklı ve kardeş bitkiler tutmadığında da gözlemlediğim şu, o zaman başka sorunlar meydana çıkabiliyor ve o sorunları toparlamaya çalıştıkça yeni kavramlar doğuyor. Mesela benim de aslında merak edip katıldığım bir eğitim vardı. Hemen hatırlamaya çalışıyorum. Homeopati, bitkiler için homeopati. İşte remediler karıştırılıyor, sıkılıyor. Hani merakımdan katılmıştım. Güzel bilgiler kesinlikle. Emek var orada da. Dediğin gibi ama tercih edildiği takdirde de aslında sanki böyle zincirleme o sorunlar oluşuyormuş gibi oluyor. Gözlemlediğim o. Bu insan hani bunu çözmek de hani çok kısıtlı bir açıdan bakıyoruz aslında biz insan olarak. Yani hani hastalık olarak ele aldığımız şey aslında hastalık bile değil. Sadece o canlı türünün o an için hani doğal ekosistemin kurulamamasından ötürü belki popülasyonun artmasından kaynaklanıyor. Aslında bir hastalık yok ortada baktığınız zaman. Fakat işte insan korkuları ve arzusu sanırım bu iki nokta. Hani o hastalık ortaya çıkacak korkusu maalesef doğal tarımdan insanları uzaklaştıran en büyük etken diyebilirim. Kesinlikle. Belki hani şöyle sesler duyuyor olabiliriz etrafımızdan da. Ama işte o yaprak biti geldi. Bütün işte mahsulü kemirdi. Ve diğer işte hasat ürünlerine de sıçradı. Hani gibi şeyler duyuyor olabiliriz. Ama o noktada da sanırım gözlemci olmaya davet ediyor doğal tarım. Değil mi? Yani o yine müdahale kısmı, sınır kısmıyla da bağlantılı. Ve hani kabul etmek zaten temelinde sanırım kabul ediş, doğayı kabul ediş ve doğaya hizmet etmek var. Bir örnek vermek istiyorum bu noktada. Bundan 3 sene kadar önce çiftlikte neredeyse hiç elma toplayamadık. Yani hepsi aşağı yukarı kendi yediğimiz elmanın dışında satabildiğimiz elma neredeyse yok denebilecek seviyedeydi. Fakat o sene çok ciddi bir armut hasadı yaptık. Bir sonraki sene üzümler mesela çok sağlıklı değildi. Fakat elmalar çok ciddi elma hasadı yaptık. Bu sene hurmalarımız biraz şöyle böyleydi diyelim. Bir kısmında kurtlanma vardı. Fakat çok ciddi kiraz hasadı yaptık. Yani bir taraf hani belki bu dönem bunun bu hastalığın veya bu canlı türünün popülasyonu artıyorsa diğerinde daha farklı bir durum oluşuyor. Ve monokültür yapmadığınız zaman hani seçimi doğaya bıraktığınız zaman zaten kendi doğal akışında bir yol buluyor ve kendi deviniminde devam ediyor bu süreç. Orada muhtemelen insan zihniyle hareket edip işte elmalar hastalanıyor, şunu yapmalıyım ya da uygulamalıyım, şu zirai ilacı, zehiri gibi bir adım atmış olsaydık ki zaten birçok insanın maalesef hani bunun birçok sebebi var. Doğal tarımdan koptuğu nokta burada başlıyor, kopuşu burada başlıyor. Hastalıklar ve korkular diyelim. Hani o anki evet. Üretimi hasat edememek. Kesinlikle. Ben aslında şuna da benzetiyorum bunu. Böyle bir yine spiritüel bir usta şey diyordu aslında. Biz korunma yarattığımız zaman ya aman bir şey olmasın korumalıyım aman falan. Bunlar aslında çok korku temelli oluyor. Korku temelli olduğu için bununla da çok yakın buldum. Yani orada da aman hasta olmasın deyip korku temelli bir yerden çabuk hemen halletmeyi bir şeyleri çalışarak aslında daha da hasta edici şeyler uygulanıyor. Maalesef öyle. Yani bizim attığımız adımlar hiçbir zaman örneğin en yakın örneğini belki çok tarımla iç içe olmayan insanlar için söylüyorum. Bunu farmakolojide de görebiliyoruz. Yani kullandığınız ilaçların o kadar çok yan etkisi var ki hatta sorunu bile çözmüyorlar. Hani hastalığın kaynağını bile çözmüyor. Sadece o an mevcut olan durumu yok etmek üzerine kurulu bir ilaç sektörü geliştirmişiz. Kesinlikle. İnsan zihni de bu şekilde çalışıyor. Tarımda da aynı şekilde. Çiftçileri görüyoruz mesela. Maalesef hani
İşte çiftliğe bu sene çok kurt var kirazlarda deyip böyle bir nefretle o kimyasal zehirleri kullanan çiftçiler var. Yani hani bu kadar nefretin sebebi o kurt olamaz. Bu nefreti kişi kendi içinde taşıyor ve sadece evet. O hastalık aracılığıyla bir şekilde dışarıya çıkıyor. Fakat işte bunu göremediği zaman kişi maalesef işte sistemin içerisinde kayboluyoruz. Tarım da bu noktaya geliyor. Kesinlikle yani aslında daha üst doğal tarım bence evrensel olarak da daha üst bir bakışı veriyor bize. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Yani benim en son katıldığım bir konferansta yine böyle bilim insanlarıyla spiritüeller bir araya gelmişti. Ve ben de oradan bir alıntı yapmak istiyorum. Peru'daki şamanlara sorduğunda bir jaguar öldürmek de bir hani bakteriyi kasıtlı düşman olarak görmek ve öldürmenin aslında aynı şey olduğunu söylüyorlar. Ya bizim şu an içinde bulunduğumuz yaşadığımız pandemiyle de tırnak içinde böyle savaşmamız, hani onu yenmemiz gereken bir şey olarak görmemiz de bence yani hep aynı düşünce ağlarını örüyoruz toplumsal olarak bence. Onu hatırlattı bana da bu örneğin. Evet. Güzel bir örnekmiş. Evet. Ve orada bir de